Selamünaleyküm. 17 Mart'ta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 17 Mart 763. 5. Abbasi Sultanı Harun Reşit doğdu. Abbasilerin en tanınmış ve aynı zamanda Abbasilerin en güçlü döneminin sultanı olan Harun Reşit, 786 yılında kardeşi Hadi ölünce tahta oturdu. Emevilerde olduğu gibi Abbasilerde de halife saltanatla devam ettiğinden Harun Reşit de bu geleneği sürdürerek iki oğlunu da veliaht ilan etti. Harun Reşit, Ali Zabun adlı bir kişinin suikasti sonucu 30 Kasım 809'da hayatını kaybetti. 1920. Bangladeş'in ilk başbakanı ve devlet başkanı Mucibur Rahman doğdu. 1971 yılında daha önce Doğu Pakistan iken Pakistan'dan ayrılarak kurulan Bangladeş'in ilk devlet başkanı olan Mucibur Rahman, Pakistan'ın İslami kimliğinin aksine Bangladeş'te sosyalist ve laik bir yönetim kurdu. 1965. Mısır Kralı Faruk öldü. Mısırlı Müslümanların kanına giren Kral Faruk, 16 yaşındayken babası 1. Fuad'ın ölümü üzerine Mısır tahtına geçti. İngilizler ülkesini işgal etmiş ve Mısırlı Müslümanları aşağılarken o, İngiliz işgalini sessiz kalıp tasdik etti. İngilizlere karşı güvercin olan Kral Faruk, Müslümanlara karşıysa adeta şahin kesiliyordu. Kral Faruk, Müslüman kardeşlerin faaliyetlerini yasaklayıp on binlerce Müslümanı zindana attı ve en ağır işkencelerden geçirdi. Kral Faruk, İhvan-ı Müslümin Teşkilatı'nın kurucusu İmam Hasan el-Benna'yı da şehit etti. 1952 yılında Cemal Abdülnasır liderliğindeki Hür Subaylar tarafından devrilen Kral Faruk, Roma'da öldü. 1966. ABD donanmasına ait bir araştırma kurtarma denizaltısı, İspanya kıyıları açıklarında ABD'ye ait kayıp hidrojen bombasını buldu. Amerika'nın kaybettiği bu hidrojen bombası, ABD Hava Kuvvetleri tarafından Georgia eyaleti sahili açıklarında 5 Şubat 1958 yılında kaybedilmişti. Hidrojen bombası veya diğer adıyla füzyon bombası, kontrolsüz termonükleer enerji sağlayabilen yıkıcı nükleer silahların adıdır. 1995. Azerbaycan'da 13 Mart'ta başlatılan Türkiye'nin de adının karıştığı bir darbe girişimi bastırıldı. İddiaya göre dönemin Türkiye Cumhuriyetlerinden sorumlu Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, İbrahim Şahin ve Korkut Eken'in de adının karıştığı ve Başbakan Tansu Çiller'in onay verdiği bu darbe girişimini MİT Süleyman Demirel'e, Süleyman Demirel'in de Haydar Aliyev'e haber vermesiyle engellenmişti. 2017. ABD uçakları Halep'te muhaliflerin kontrolündeki Etarip ilçesindeki Cinayi köyündeki bir camiye yatsı namazı vakti düzenlediği saldırıda en az 70 Müslümanı katletti. Saldırıda 100 kişi de yaralandı. 2019. Endonezya'nın Papua eyaletinde meydana gelen selde 104 kişi hayatını kaybetti.